بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، سيز بزلر مؤمن مسلمان قلقين رب مزجا حمد وسلامه بولسن. صحابة كرام لدن برلر بعضي كتاب لدن معاذ بن جبل حمد الكتلة بعضي لدن القمة الكتلة بتلر، لكن بيرد أساسي وشي صحابنا حياته. Agar mabodo ismlari boshqa bo'lib qolgan taqdirda ham bizning maqsadimiz o'sha yerda bo'lgan voqeani o'zini bayon qilish. Sahobai kiram bir o'g'illari bo'lib, juda ham o'g'illarini yaxshi ko'rar ekan. Yakka yolg'iz o'g'li bor. O'g'lini juda xush ko'rar ekan. O'sha o'g'li kasal bo'lib qoldi. O'g'lini atrofida gildir kapalak bo'lib o'g'lini tuzataman, o'g'liga shifo so'rab Allohdan shunday qilib turgan mahalda bir chopar kelib aytibdilarki, sizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chaqiryaptilar, jihodga ketarkansiz, safarga ketarkansiz. Sahobai kiram o'ylanib qoldilar, nima qilsam ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga borib, meni farzandim kasal deb uzr aytsam ekan. Dedilarda birdan o'zlari xijolat bo'lib ketib, ya Alloh, astag'firulloh, nima deyapman? Shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zot chaqirsalar, men o'g'limni bahona qilaman, Allohga topshirdim. Kulli nefsin daiqatil mavt. Hamma bir kuni ölümde şerbetini tatadır. Allah özünge amanet kıldın farzantimle dedi de ayağını çakırıp indi bolam yakışı karab duruyor. Men kaçan kelemen, kelememi kimiyim hemen Allah'ın özü biledi. Lekin bolamge yakışı itibar kılın bir bolasını peşanasını öpüp hakkıge dua kılıp yığılıp çıkıp git. Yol kızı oğlu kesel halette. Sarvarı kainatı hizmetine intildi. Hakikatte cihatke gitti. Cihat çözüldü. Bir ay, iki ay ketip kaldı. Ko'p sahobalar shahid bo'ldi. Sahobai kiromga Alloh umr ato qilib, g'ozilik maqomini berib qaytib keldi. Uylariga kirganlarida birinchi bo'lib ayoliga bergan ayol o'sha zahoti ketayotganlarida ayollariga bir topshiriq aytgan edi. Ayollarini o'sha bolalariga e'tiborini yo'q, boshqalarini xabarini qilib ayollarini shu bolasini yaxshi e'tiboridan hatto tabiblarga murojaat qilishligi hammasini bergan edi. Lekin qalblarida faqat o'sha bolasiga bo'lgan muhabbat saqlandi. Qaytib keldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan kelganlarida sahobalarda bir odati bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytardilarki, agar uyga kelsalaringiz yo bir yo'li ertaroq kiring, yo ertaman kiring, kechqurun kirmang deydi. Sahobai kiram shom aralash asrdan keyin kirishga majbur bo'ldi. Chunki haligi bolasiga bo'lgan intilish. Shundoq kirsalar uylarini bir ajoyib holatda ko'rdi. Suvlar sepilgan, xuddi to'y bo'layotgandek. Bu ham to'g'ri ish edi. Chunki sahobalar qachon safarga ketsalar ayollar shunday kutib oladi. Uylarda chiroyli sarimjon sarishta qilib kutib olishlik islomda tarbiyasi. Erkak kishi ko'chadan kirganda uyda huzur ko'rish kerak. Bu narsa tabiiy. Endi ayollari esa eng chiroyli liboslarni kiyib chiqdi. O'zlarini ya aro bergan holatda chiqdi. Haligi sahoba bundan qarab ayollarini ko'rdilar. Haqiqatda ham bu ham islomda tarbiyasi. Azizlar, islomda ayol kishi o'ziga har qancha chiroy berishlikka haqqi bor ekan. Xohlagancha bezak qilsin. Xohlagancha o'ziga aro bersin, o'smasini qo'ysin, surmosini qo'ysin, falon atirlarini qo'ysin. Xohlagan chiroyli liboslarini kiysin. Lekin shuni hammasi o'zini jufti haloli uchun bo'lsin. O'zini eri uchun bo'lsin. Afsuski bizda teskarisi. Hamma go'zallik tashqarida, hamma xunuklik nimada. Shuning uchun kelishmovchilik ko'p. Aslida ayollar eri uchun chiroyli bo'lish kerak, ko'chada nomahramlar uchun emas. Sahobai kiram bundan ham ajablanmadi. Shunday qarasalar, ayollari eng chiroyli liboslarni kiyibdilar. Ko'ziga surmolarni qo'ygan atir uporlarini sepgan juda bir chiroyli holatda chiqib, sahobai kiromni yelkasidan ziyorat qilib, ikki rakat namoz o'qib, "Ya Rabbi, erimiz sog'-omon olib kelganingga shukrimni qabul qil" deb namoz o'qidi. Sahobai kiromni birinchi bergan savollari, "Kayfa ahvali qurrata ayn?" Ko'zimni qorasi bo'lgan bolamni ahvoli qandoq dedilar. Ayollar aytdilarki, bolangizning ahvoli oldingidan yaxshiroq. Mazza qilib, rohatlanib dam olyapti, ertalab ko'rishasiz. Sahobai kiram xursand bo'ldilar. Uyga kirsalar, eng yaxshi ko'rgan taomlarini tayyorlab qo'yibdi. Haligi taomlarni mazza qilib yeb, huzur qilib ayollarga rahmat deb,
şu taamlarda sahanyenlikimle sen kayırdan bilgene deyin. Allah senden razı olsundur taamlarda yedi. Ayol özünün vazifesini becer. Ertelep mandat boyunda sahabana uygattılar. Orninizden türen. Allah sizge sabır versen. Adamlarda taziyeye, cenazeye çakırın. Sahabe-i kiram bütün vücudu kaldırır ki. Kanaka cenaze, kanaka taziye. Siz keçe kegen mahallinizde oğuliz ağlından ötken edin. Sahabe-i kiram yığla bir barı. Ahir oğluma ahvala kanda desem yakşı dedin ki. Doğru. Çünkü oğlunuzu keserlediğini bilip Allah'a amanat deyip gittiğiniz. Oğlunuz siz gitkenizden beri kümden künge azap, okubat tarttı. Şimdi bugün rahat gitti. Oğlunu keserlediğini bilip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de Allah'a hizmeti gitken adamdı oğlu. Allah'a topşirilgenden kekin boradigan cahı cennet. Şunun için şimdi boruz rahatta dedim dedi. Ey anası, demek ki bu taşvişlerde kıldın babası. Ahir oğlun alamdan ötüttürse sen uyge susiyetiz özünge ara verip beni hizmetimi kılıp köylümü alaman diyebsen. Demek ki bunu da kıldın dediler. Demek ki çeke gelin daha etmedin şunu. Ey otası dediler. Ey sahabe-i kiram Allah sizden razı olsun. Siz bir ölümden kaytip geldiniz. Şunca masafelerde, kıyınçlıklarda yürüp, hani indi uyge kaytsam, rahatlensem, ayalımda vasılığa yetsem, şirin taamlarda yesem, bir niyetler bilen kesiz o. Sizi duayızı avalıştık ki Allah menge imkaniyet verip türgen bosa yo, bu imkaniyetini kolumdan bay birgim kemedi. Aval sizi duayızı avalayın, yakşı geplerini geplerin ki yine yaman haberini eğitemendir sabır kuturdum. Sahaba yığla bir baktı. Azizler bu anamızda neme mecbur kıldı bu nerseniz? Tasavvur kılın. İn yalışı görgen yalgini oğlu alemde götürtürse üstüge yapıp koyup çayşapını eğrenir duasını alemen dese. Bunge neme mecbur kıldı? Diyanet mecbur kıldı. Halbuki kese yığlak vaydat balengiz alemden ötüldü kütüvası hem bulardı. Lekin sabır kıldılar. Eğrenir duasını alıştığı mukaddes denediler. Bu analarımız diyanetlik idi. Bu sahabe mamalarımız şeriatı idiler. Şunun için bu nersene ihtiyar kıldı azizler. Ana diyanetlik ayar. Diyanetlik ayar şimdi buladı. Hazır bizler eğer küçüge çıkıp gitsek, seferge gitsek, ayarlarımız birer nersene bizge apkelin degen bosa, şunu amegen bosa, öbürge kirişte oylanım rahkide. Cencel kütüdüredi. Esselamu aleyküm de kütüvalı uçu, şu da kem. Hakkıge dua kılığı kim? Çünkü diyanet, terbiye başkaca. Aslında analarımız şu halette buluştuğu, ayarlarımız, kızlarımız sahaba singeri buluştuğu kereyi. Yine bir sahabanın hikaye kıladı, Mi'akisse ve kisse degen bir kitapta hem varken bu ve başka bir hadis, hayatı sahaba kitaplarda hem varken bana şu vakıya. Bir sahabe-i kiram, yenge üylengen, aile kurgen, Cüdeyem ailesi çıraylı istikamattaykenler. Şu halette sahabe-i kiram seferine gitmediğim bu katılır, bu kişi hem. Ayarlarını çakırıp ettiler ki, ''Ene oraydı sefer, ben seferine haklıyım.'' ''Ve sizge bir nerseni buyurayım ben, eğer hop deseyiz, şu nerseni buyurup gitmem, yok deseyiz, buyurayım ben.'' Sahabe ayarlar ettiler ki, sizi tahta amurum, ben sizi hizmetinizde ben, siz beni eğrim, cüftü halalım, beni rehberim, ne mi buyurup versiniz, hayır mı? Eğer şeriat buyurup, olsun başım üstü gibi. Erlere ettiler ki, sahabe-i kiram şeriat buyuruyor. Ben seferge barıp ki günçü köçüge çıkmazsan oturabilirsiniz mi? Dedi. Ben seferge barıp ki günçü üyde beni hakkımge namaz okul dua kutturabilirsiniz mi? Çünkü ben cüda ağır seferge getirdim. Ayarlara ettiler ki, şunu, ben razı mı? Siz barıp ki günüşçe aslanı hatırlayıp çıkmayın. Cahil namazından türmeye ibadet kılaman, size hakkınızı dua kılaman. Büyürüyoruz ki ben razım ben. Sahabe-i kiram kursan bulup gittiler. Allah'ın takdirini karın ki azizler, aradan iki gün, üç gün ötmezden haliki sahabe ayağının uzunu atı eşiğinden bir el çıkardı. Gelip sahabe ayağına gitti ki atıyız kesen bu kaldı, çakır yaptılar, ağır ahvalları, sizi bir körgüsü geliyor. Sahabe ayağına ettiler ki, varar mıyım? Otamga üzülümü aytayım. Kuyovları seferge ketiyordular. Seferge ketiyatıp köçeye çıkmazdan oturuştu buyuruyordular. Men ise itaat kılıyordum. Şunun için bunu buzarmayın. Otam beni keçirip koysunlar. Kuyovları kelseler albatta ruhsat sorup varamam.
elçi ketdi. Ertasiga bir qanchasi bilan qarindoshlari bilan keldilar da bormasiz bo'lmaydi. Endi otasi jon berar holatda bo'lib qoldi. G'ara-g'ara holatida bo'lib qoldi. Sizni nomingizni aytyapti xolos, kalima ham ayta olmayapti. Borib ko'rmasiz bo'lmaydi. Bechora ayol yig'lab yubordi. Nima qilsam edi? Qanday boraman? Axir erim bu hukmda aytganda itoat qildim. Muslima bo'lsam bu hukmni buza olmayman. Shunda atrofdagilar nima qilishni bilmay turganda davri saodat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayot edilar. Bir maktubni yozdilar. Mana buni Rasulullohga olib borib bering. Olib borsalar yozib qo'yibdi. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Alloh sizga salom va rahmati bo'lsin. Meni erim sizning do'stingiz sahoba safarga ketuvdilar. Safarga ketayotib ko'chaga chiqmaslikni buyuruvdilar. Men esa rozi bo'lib itoat qilgan edim. Ammo meni qiblagohim otam olamdan o'tar holatda qaysinisiga itoat qilay? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam beixtiyor bechora ayol og'ir imtihonda qoptiku dedilar. Borib ayting, eriga itoat qilsin dedi. Haligi xabarni olib kelib sahoba ayolga aytganda dod deb yig'lab yubordi. Shariat, hadis, islom hammasi bitta hukm tursa men buni buza olmayman, otam meni kechirsin bora olmayman. Sahobalar aytdilar atrofdagi birodarlar, axir otangiz-u eringiz indamas, otam uchun bordingiz. Erim indamaydi, lekin shariat nima deydi? Qur'onda Alloh taolo astaizu billahi ar-rijaluna qawwamuna alal-nisa, erkaklar ayollar ustiga boshliq deb qo'ygan bo'lsa-yu, men musulmon bo'lib shu oyatni o'qigan bo'lsam-u, Sarvari koinotdagi ulug' payg'ambar alayhi salatu vasallam eringa itoat qilib turgan bo'lsa men buni buza olmayman. Otam meni kechirsin, qiyomatda ko'rishamiz dedilar. Otasi qizini ko'ra olmasdan olamdan o'tib ketdi. Qiz otasining diydorini ko'ra olmadi. Erlari safardan kelishiga ayolini dod degan yig'isi eshitilib, siz qanday hukm aytuvdingiz? Agar mabodo otangni oldiga bor deganingizda edi, men borib ko'rgan bo'lardim, otam olamdan o'tib qoldi deb yig'lab qarshi oldi. Bechora sahoba o'zini hukmidan o'zi xijolat. Nimaga bu gapni aytdim deb xijolat bo'lib shundoq eshikni tayyorlab o'tirib qoldi. Dafatan eshik taqildi. Unda osalar sarvari koinot tabassum qilib turibdilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, keling, hayron bo'ldi. Xush kelibdilar, marhabo. Kirib o'tirdilar-da, falonchimiz uyi shu bo'ladimi? Ha, shu. Seni ayolingning ismlari falonchi, falonchining qizi bo'ladimi? Shundoq. Jabroil alayhissalom Allohdan xabar olib keldi. Seni xotining, seni ayoling erga itoat, Allohga itoat deb hatto otasini ko'rgani bormaganligi uchun ayolingni Alloh jannati qildi, otasini ham gunohini kechirdi. Ayol shunday cho'kib tushib erini qo'lini o'pib, meni kechiring, beodobchilik qildim. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Sizning buyrug'ingiz tufayli men sherigi bo'ldim, otamning rahmatiga sazovor bo'ldim. Agar siz bu buyruqni aytmaganingizda bunday martaba menga to'g'ri kelmasdi dedi. Mana bu azizlar erga itoat qilishlik. Agar Alloh saqlasin, aksi bo'lib qolganda nima bo'lardi? Aksi bo'lib qolganda buzilardi ish. Diyonatli ayollar shunday bo'lar ekan. Shuning uchun diyonatli ayollarda ixtiyor qilishlik buyuriladi azizlar. Shu o'rinda diyonatli ayollardan musulmon onalarimizdan o'rnak olib o'zlariga ayol qiluvchilar jufti halollarini olishlikda shu narsani e'tiborga olsinlar. Falonchining qizi, falonchi amaldorning qizi, falonchi badavlatning qizi ekan, uylanib olsam mashina olib berar ekan. Falonchiga uylanib olsam ishim yaxshi yurishib ketar ekan deyish o'rniga meni kelajak farzandimning onasi diyonatli bo'lsin, musulmon bo'lsin deb orzu qilsinlar. Shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari aytgan gaplarni o'zlari amal qilardilar. Hatto kuyov tanlashlikda ham Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون في الأرض فتنة وفساد كبير dediler. Agar sizi qizingizni biror kishi so'rab kelsa, uni dini, uni xulqi sizga ma'qul bo'lsa, tezlik bilan qizingizni nikohlab bering. Bo'lmasa siz katta fitna fasod qilgan bo'lasiz. Bu ko'rsatma butun dunyoni rahmati bo'lgan Rasulimiz alayhisolatu vasallamni ko'rsatadi. Kuyov tanlashlikda ham azizlar diyonatini e'tiborga olish kerak. Molini emas, nasabini emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham shunday qildilar.
Rasulimiz aleyhissalatu vesselamning qizlari agar nasab jihatidan bo'lsa kim ola olardi? Shunday dunyoni yaralishiga sabab bo'lgan zoti barakotga meni nasabim to'g'ri keladi deb kim ayta oladi? Qizlari turmushga chiqmay o'tib ketadi. Men badavlatman bu kishidan olishlikka haqqim bor deb kim ayta olardi Rasulimiz aleyhissalatu vesselamga Alloh taolo Qur'ondagi boylikni ato qilib qo'ygan bo'lsa? Kim teng keladi boylikka? Hech kim. Lekin Rasulimiz aleyhissalatu vesselam o'zlariga kuyovlikka ixtiyor qildilar taqvoliylarda, muttaqiylarda. Masalan, qizlari Fatima onamiz Hazrat Aliyga, ikkita qizlari Ummu Gulsum duqiyalarini Hazrat Usmon radhiyallohu anhuga berdilar. Ikkala kuyovlari ham diyonatda edilar. Shuning uchun ixtiyor qildi. Hatto Hazrat Ali radhiyallohu anhu Fatima onamizni beixtiyor o'zlari olishlikka orzu qilib yurardilar. Lekin bu gapni qanday qilib aytadi Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam? Rasulimiz alayhissalom eshitib qolib Hazrat Ali'ni chaqirdilarda, "Yo Ali, siz uylanishlikni ixtiyor qilyapsiz deb eshitdik, su rostmi?" dedilar. Hazrat Ali aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bir diyonatli, iffatli, hayoli qiz bo'lsa uylanardim" dedi. Shunda Rasulimiz alayhissalom Hazrat Ali'ga tabassum qilib, "Dunyoda meni qizim Fatimadan diyonatliroq bormikin?" dedilar. Hazrat Ali yig'lab yubordi. "Ya Rasululloh, sizga kuyov bo'lishlikka loyiq emasman" dedi. "Ey Ali, sizni men taqvoyingiz uchun kuyov qilmoqchiman. Boyligingiz uchun emas. Boyligingiz yo'qligini bilaman. Sizni Asadulloh taxallusingiz uchun ham emas, balki sizni haqiqatdan muttaqiyligingiz uchun ixtiyor qilaman" dedi. Qizlari Fatima onamizga bu xabarda aytganda, Fatima onamiz, "Men shunday zotni qizi bo'lib turib, shu odamga tegamanmi?" demadi azizlar. Balki Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam buyruqlariga ta'zim qilib, xushxulqlik bilan qabul qildilar. Bu ham odob edi. Hazrat Ali karramallohu vajhuhu juda faqir edilar. Lekin Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam kuyovlikka ixtiyor qildi. Hazrat Usmonchi, Hazrat Usmon radhiyallohu anhu amaldor edilar, baquvvat edilar. Yo'q azizlar. Bu kishi bu zot ham taqvodor edilar. Shuning uchun kuyovlikka ixtiyor qildi. Hatto bir qizlarini berib juda turmushlar chiroyli bo'lib turganda qizlari ruqiya kasal bo'lib qoldi. Betob bo'lib turgan holatda Rasulimiz alayhissalotu vasallam bir jihodga chiqadigan bo'lib qoldi. Qarasalar Hazrat Usmon ham kelib qoptilar. Jang liboslarini kiyib olibdilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam qarab, "Ya Usmon, siz uyingizga qaytib keting. Sizni ayolingiz kasal-ku" dedilar. "Ayolingizni oldida bo'ling." "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni ayolim sizni qizingiz hozir ancha yaxshi bo'lib qoldilar. Shuning uchun meni bu muqaddas jihatdan qaytarmasinlar" dedi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Ya Usmon, siz qayting oilangizni oldiga. Oilangizni oldida o'tiring" dedilar. Hazrat Usmon taajjublanib, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, shu yerdagi boshqa sahobalarning ham ayoli kasal bo'lishligi mumkin. Meni ayolim sizni qizingiz bo'lganligi uchun qaytaryapsizmi? Ya Rasululloh, otalik mehrimi bu? Yo payg'ambarlik hukmimi?" Rasulimiz o'zini tabassum qilib kuldilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu yelkalarini qo'llarida silab turib, "Ya Usmon, irji ila ahlik. Qayting oilangizga. Boshqa gapni gapirma. Qayting" dedilar. Hazrat Usmon qaytib ketdilar. Yig'lab ketdilar, "Ya Rabbi, bugun mumkin men shahid bo'lardim. Bugun jonimni qurbon qilardim Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun. Nima uchun qaytardilar?" Ko'p sahobalar olamdan o'tdilar, shahid bo'ldilar. Shu holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jihoddan qaytganlaridan keyin o'zlarining hujrai saodatlari qolib, boshqa joyga yura boshladi. Sahobalar aytdilarki, "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, adashib qoldilarmi? Hujra bu tomonda-ku. Hammamiz Hazrat Usmonnikiga boramiz. Nima uchun?" "Usmonga ta'ziya izhor qilamiz." "Qanaqa ta'ziya?" "Siz ketayotganingizda jangga Jabroil alayhissalom kelib, qizimni olamdan o'tishini xabarini aytdi. Shuning uchun Usmonni qaytarib yubordi." Sahobalar "Ya vaylato" deb yig'ladilar. "Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, qizingizni olamdan o'tishini bila turib ketaverdingizmi? Nima qilay?" "Alloh taolaning hukmi ekan, o'tilsam ham olamdan o'tadi, ketsam ham. Lekin ketishi muqarrar bo'lib turganda oldida qolib sizlarni shunday bir jihodga olovga kirgizib yuborgani o'zim hayo qildim. Lekin Hazrat Usmon kuyovi bo'lgani uchun qaytarib yubordim."
Hazreti Osman'ın üyelerine varsa, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın renkleri sargayıp gitti. Kadileri bükülüp koyan, neyin için Resulümüzü kaytarıp yuvargenin düşünüp yetken, yığılayan halette Resulümüz aleyhissalatü vesselam'da adilerine çıktı. Resulü kuyularını mahkem bağrına basıp, Allah sizce sabır versin oğlan, sabır kılın ya Osman dediler. Bitti ayolge şunca mı, nünce renklerinizi acizdiniz, kadiz bükülüptü, o sizi kol gâlin diyordular. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada mendeki bir denege ikide ağır musibetki üçüleyen kişi var mı ki? Resulümüz aleyhissalatü vesselam hayran bu kaldırır. Ey musibeteyn, kanaka ikide musibet. Men eşitmeden ikinci musibet ne ki? Meni birinci musibetim, dünyadaki en hayali, en ibali, en takvali ayalımdan ayrıldım. İkinci musibetim, endi men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kuyovu degen nomdan ham bebahra bo'ldim. Resulullah yig'lab yubordilar. Ertasiga Hazreti Usmonni oldilar, kelib, ya Usmon, sizga bashorat olib keldik. Alloh menga amr qildiki, sizni menga bo'lgan muhabbatingiz tufayli keyingi qizimni ham sizga nikohlab beraman ekan. Shuning uchun Hazreti Usmonni Usmon ibn Nurayn, ikki nur egasi deb qo'yamiz ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ikki nurlarning egasi bo'ldi. Lekin Allohning irodasi bilan bu qizlari ham erta olamlar o'tdi. Qabrga qo'yar ekan qabrda ustida turgan sarvari koinot yig'lab turib aytdilarki, ya ma'shara sahoba, ey sahobalar jamoasi dedilar. Agar meni 10 qizim bo'lib, 10 ketma-ket o'lib turaversa, hammasini Hazrat Usmonga bera olardim dedi. Nima uchun? Boymidi, badavlatmidi, amaldormidi? Yo'q, taqvodor edilar. Allohdan qo'rqardilar. Shuning uchun shunaqa kuyovni ixtiyor qilish kerak. Hozir ba'zan yaxshi-yaxshi qori ukalarimiz ba'zi bir xonadonlarga sovchi qo'yib, hamma yo'q bo'lgan mahalda birdan aynib qoladi. Nima bo'ldi? Ha, bermadi, qori dedi. Namozxon dedi. Ibodatli ekan, undoq ekan, bundoq ekan deb diniy oila ekan, eskicha oila ekan degan gaplarni gapirib to'xtatib qo'yganlarda ko'rib ichimiz og'riydi. Birodari aziz, qizingizni qoriga bermasangiz, qizingizni namozxonga bermasangiz kimga berasiz? Rasulimiz alayhissalotu vasallamdan o'rnak olib shu narsalarni chiqarishligimiz lozim ulobit bo'ladi. Mana bu azizlar oila tanlashligida mustahkamlik. Ana bundan keyin oila quriladi. Oila qurilishligida esa nikoh bilan bo'ladi. Nikohdan keyin ana bundan keyin to'yda e'loni bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu e'londa ham juda qisqa, chiroyli holatda o'tishligini iroda qildi. Bir sahoba ikrom kelib aytdilarki, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men uylanishni xohlayman. Nima qilay deydilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam yaxshi gap dedilar. Uylaning, Alloh baxt bersin. Bitta qo'y so'yib to'y qiling. Sahoba aytdilarki, ya Rasululloh, bitta qo'y so'ymayman, ikkita qo'y so'yaman, 10 qo'y so'yaman, 100 qo'y so'yaman. Chunki men juda badavlatman. Judayam qo'yim ko'p. Rasulimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yo'q, bitta qo'y so'ying. Sahoba Rasulimizni jiddiy gapirayotganini bilib, bo'pti ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, amringizga muntazirman. Lekin 10 qo'y so'yib, chunki men juda badavlatman, minglab qo'yim bor, bitta qo'y so'ygani uyalaman dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuldilar va yo'q dedilar, bitta qo'y so'ying. Bu sahoba hadeb gapirib 5 4 tushib oxiri ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hech bo'lmasa 2 qo'y so'yib to'y qiling dedi. Shunda Rasululloh shunda o'rnidan turib ketdilar. Sahobaga qarab, "Ey qo'yingga ham, molingga ham Alloh baraka bergur. Bitta qo'y so'yib to'y qilgin, ertasiga 100 qo'yni so'yib tarqatib olgan bo'lganlar." Lekin hamma qatori qilgin. O'zingdan keyingilarni uylanishga xalaqit qilmagin dedilar. Mana bu haqiqat bizdan yo'qolganligi uchun o'zbek xalqi umrimizni oxirigacha to'y qilaman deb o'tib ketyapmiz. Topkaring to'ylarga buyursin degan duo bizga mustajab bo'lib qolgan. Topamiz to'yga sarflaymiz, topamiz to'yga sarflaymiz. Mashmashalari ko'p, bid'atlari, xurofatlari ko'p, biridan biri yangiliklar qo'shilib-qo'shilib oxir oqibat odamlarning butun fikri hayoli to'y qilish bilan ovora bo'lib qoldi. Halbuki to'y bu e'lon ekan. Halbuki to'y qilishdan maqsad bir sunnatda hayo qilishlik ekan. Mana bunday holatda chiroyli o'tkazib qo'ysa ham kifoya qiladi azizlar. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda ko'rsatmalar. Shunday ekan, kelinglar mana bu sunnatlarga ham amal qilaylik.